Arkadaşlar, hepiniz Yoncalı Derneği'nin düzenlemiş olduğu 5. canlı yayın etkinliğine hoş geldiniz. Bugün konuğumuz Arguvan Çavuşköy'ünden Müslüm Bozkurt. Müslüm Bey, hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk, hoş bulduk herkes. Bütün dinleyicilerimiz de hoş gelmişler diyelim. Müslüm Bey, tabii sizi tanımayan dinleyiciler için bir önce kendinizi bir tanıtır mısınız? Yani bu müzik sevgisi nereden başladı? Şu anda nasıl bir çalışma yapıyorsunuz? Ne yapıyorsunuz? Bize kendinizi anlatın. Şimdi ben Malatya Arguvanlıyım. Çavuşköy'ünden dediğiniz gibi. Orada doğmuşum ama büyümem Malatya Taştepe çocuğuyum, mahallesi çocuğuyum. 15 yaşımdan sonra İstanbul'dayım. İstanbul'da büyüdüm, ortaokulu, liseyi okudum. Daha sonra polis oldum. Polis memurluktan emekli oldum. Bu küçüklüğümden beri vardı. Bunu hep soruyordu. Hatta ben Ozanlık, Kültür Bakanlığı'ndan Ozanlık belgesi verdiler bana. Orada sordular. Çocukluğunda türkü söyleyip çalıyor muydun? Hevesli miydin? Evet dedim, yani o oradan başlayan bir duygu. Ama emekli olduktan sonra bunu biraz daha geliştirdim. Yani sesimin iyi olduğunu, şiir yazabildiğimi, yorum yapabildiğimi. Herkes beğenince benim de hoşuma gitti. Benim için bir hobi oldu. Bunu devam ettirdim. Vallahi bilmiyorum ama böyle yapa yapa yine belli bir noktaya geldik. Ama beni genelde argümanlar fazla tanımıyorlar. Çünkü fazla gidip gelmediğim için. Ama kültürünü asla unutmam. Kültürünü birebir takip ediyorum. Peki. O zaman biz bir türküyle programa başlayalım. Evet abi, o zaman doğal, herkesin sevdiği bir türkü. Ayağına giyer çarık, topukları yarık yarık. Yazık köylü kız yazık, yaktı beni ateşim. Köylü kızı, köylü kızı, içerime koydu sizi. Ceylan gözlü, sırma saçlı, yaktı beni ateşim. Düğün bayram nedir bilmez, utanmaktan yüzü gülmez. Nasıl sevdiğimi bilmez, yaktı beni ateşim. Köylü kızı, köylü kızı, İçerime koydu sızı. Ceylan gibi kara gözü, yaktı beni ateşim. Yaktı beni ateşim. Evet, bilinen çok güzel bir türküsüyle açılış yaptım. Çok iyi yaptınız. Ağzınıza sağlık. Şimdi sağ demin ol. Şey dediniz.
Kültür Bakanlığı'ndan ozanlık beratı aldım dediniz. Evet. Doğru mu anladık? Bu bunun ne gibi bir şey oluyor, yararı oluyor bir. İkincisi de nasıl alınıyor? Yani belki almak isteyen, ya bir sınav mı var burada? Nasıl bir sistem işliyor orada? Şimdi Kültür Bakanlığı her yıl bir sınav yapıyor. Türkiye genelinde bir noktada birleşiyorsun Ankara Kültür Bakanlığı'nda. Orada tabii ki usta, uzman hocalar falan var. Yaşlı başlı insanlar. Oraya giriyorsun, hani sadece ozanlık değil, şiir yazıyorsan, şiir yazmışsan veyahut da başka bir sanat dalları da geçerli. Ama en önemlisi de söylediğim ozanlıkmış. Çünkü her dal varmış, hem saz, hem şiir, hem eser yapma, yorum morum var ya işin içinde. Her neyse, giriyorsun abim, orada sınava tabi tutuyorlar. Hatta kamera falan, daha önce de 10 tane türkünü, eserini, kendine ait eserini, türkünü CD'leyip onlara veriyorsun, onlar inceliyor. Oradan sınava giriyorsun, orada senin işte soru soruyorlar, dedi ya sen dedi küçüğümde türkü söyledin mi, ben de şaşırdım, çocukluğumda hakikaten kuşum kaçmıştı dedim, bir türkü söyledim, güldüler. Doğalmış çocuk, yani evdekilerine hatırlatayım burada, eğer çocukları falan böyle bir durum varsa, bilsin ki yetenekli, şöyle yetenekli, yaratıcı şeyi var beyinde, yani kendi kendine türkü söyleyip bir şeyler yapıyorsa onunla bir yetenek varmış, onu bana orada söylediler. O zaman önce bir önelemeden geçiyorsunuz. 10 türkülük bir CD'yi gönderiyorsunuz. Tabii. Onu dinleyip bakıyorlar. Sonra çağırıyorlar. 10 tane de şiirini gönderiyorsun. Onlar önce veriyorsun dosyalayıp. Numara alıyorsun. Onlar inceliyor. Zaman, gel diyor. O zaman size hem söz yazarlığı var. Beste de var mı sizde? Söz yazarlığı, beste, saz. Ya, saz profesyonel değil ama ben orada söyledim, dedi ki ya ozanların zaten sazı profesyonel olacak diye bir şey yok. Kendine az bir tarzı vardır. Yani Aşık Maksudu çok mu insan çalıyordu? Değil. Ama farklı bir tarzı var değil mi? Herkesin hoşuna gidiyordu. Öyleymiş yani. Yani böyle notalı motalı falan işinden anlamayız. Peki. O zaman böyle sözlerini yaptığınız ve bestesini de yaptığınız size ait bir türküyle devam edelim mi? Varsa abi, eğer repertuarda. Abi. Bu ne halin dostum, bu ne sitemin, yine başın duman, efkarlı mısın? Yanık türkülerin sinemi dağlar, yoksa bir zalıma sevdalı mısın? Yanık türkülerin ciğerim dağlar, yoksa bir zalıma sevdalı mı? Ne bir murad alıp ne bir gün görmüş, o ela gözleri yaş ile dolmuş, simsiyah saçların beyaza dönmüş, kara baktı gülmez karalımız. Simsiyah saçların beyaza dönmüş, kara baktı gülmez karalımız.
Müslümüyüm derdim sıralı dağlar. Hanıya sevdiğin dost edin canlar. Yüreğin dağlanmış gözünde yaşlar. Yoksa bir sevdadan yaralı mıyız? Yüreğin dağlanmış gözünde yaşlar. Yoksa bir sevdadan yaralı mıyız? Evet usta. Ağzınıza sağlık, sağ olun. Şimdi Müslüm Bey, tabii birçok türküde bu böyledir. Yani tabii bilinenler vardır, bilinmeyenler vardır ama birçok türkünün hikayesi vardır. Siz böyle hikayesini bildiğiniz bir türkü var mı? Eğer varsa hikayesini anlatıp sonra da türküyü söyleyebilir misiniz? Var mı öyle bir şey repertuarda? Kendi yazdığınız da olabilir. Kendi yazdığım var da ağıt olarak yazdım, onu da demeyeceğim de. Mesela... rahmetli babam, benim babam rahmetli oldu. O söylerdi, biliyor musun, türkünün şeyini, hikayesini. Ve söylerdi, ben ondan aldım bu türküyü. Aslında zamanın, tabii bu artık 70-80'li yılların türküleri bunlar. Daha eski belki de. Develoğlu diye bir çok iyi bir insan varmış. Artık nerede bilmiyorum da. Eskiden hüküm sürer. Eskiye bir köye gelmiş bir güzel de işte sevdiği, değer verdiği, artık canı bildiği evinde almış, zorla almış götürmüşler. Yani daha kaçırmışlar daha doğrusu. O, yani olay gerçekmiş. O insanın yakarışı ona yaptığı bir türküden dolayı söylerdi. Ben çok etkilenirdim. Hoşuma giderdi o türkü. Develoğlu diye bir türkü derdi oğlum. Bu çok güzel bir türkü. İsterseniz onu okuyayım hocam. Tabii çok iyi olur. Çok iyi olur. Dinliyoruz. Sen Develoğlusun, ezelden beysin. Al benim yarımı der Develoğlu. Şu gençlikten iyiye boynum eğersin. Bul benim yarımı, ver Develoğlu. Şu gençlikte benim boynum eğersin. Bul benim yarımı, ver Develoğlu. On beş atlı ile köye geldiler. Zorbalıkla hanemize girdiler. Benim nazlı yârim alıp gittiler. Bul benim yarımı, der Develoğlu.
O Mars'ın yarımı alıp gittiler. Bu benim yarimi verdiler o. Atımı bağladım bir dal meşeye. Tez haber gönderin benli Ayşe'ye. Bir telgraf çektim Vali Paşa'ya. Bul benim yarimi bir de Bir telgraf çektim Vali Paşa'ya. Bul benim yarimi bir de Eğer benim yâri bulup vermezsen kelleni terkimde gör de Evet üstad, yani bir yakar işte Evenoğlu güçlü ya, ona artık yakarıyı bul diye yani, ne yapsın? Evet. Güzeldi, güzeldi. Ağzınıza sağlık, yüreğinize sağlık. Müslüm Bey, şimdi şöyle bir şey de sormak istiyorum size. İşte argümanlı sanatçılar var. Argümanlı sanatçılara sizce böyle yani yeterince destek var mı? Nasıl ilişkiler organizasyonlarla veya başka şeylerle ilişkileriniz nasıl? O konuda bir şeyler söylemek ister misiniz? Nedir durum? Şimdi Coşkun kardeş, ben doğal biriyim. Yani neyim varsa dilimdedir, söyler çıkarım. Öyle yapmacık şeyleri hiç sevmiyorum yapım olarak. Ama şu bir gerçek, bütün sanatçılara, türkülere emek veren herkesi kutluyorum. Yani değer veririm, ayrı bir konu. Emek vermiş insanlar. Ama şu da bir gerçek ki bunu kendim görüyorum. Mesela ben argümanlıyım değil mi? Ben iddia etmiyorum da yani bütün argümanları, argüman türküleri inan orijinal. 40 sene yaşlıyız ya, 50 sene önceki türkünün orijinalleriyle okurum. Belki sesim beğenilmeyebilir ama ayrı bir konu da. Yalnız gerçekten yaratıcı eser yapan, yani farklı olan, yani türküyü alıp da okuyan değil, okuyan da tabii ki önemli ama yaratan daha önemli diye düşünüyorum. Bence argüman kültürünün bitmemesi, argüman kültürünün devam etmesi için yeni yeni türkülere ihtiyaç var. Yeni yeni türküler yaratabilecek insanlara, ozanlara, sanatçılara, böyle beste yapanlara bence daha çok teşvik edilmeli, daha çok yardımcı olunmalı diye düşünüyorum. Gerçekten. Anladım. Bu çok önemli. Basit alıyoruz. Bakın ben bunu genelde söylüyorum bazen. Mesela geçen Almanya şeyine gittim, programına gittim. Ya arkadaş, türkü bitti ya. Yani Aşık Veysel'ler, Ali Kızıltullar, Aşık Mahsuni'ler, Akarsu'lar yaratıyordu. Hani yok. Evet ya. Ne olacak? Türküyü seviyorsun, türkü bitti. Dön aynı plak. Yani bir yerde yaratan insanlara değil argümanların, Türkiye'deki türkü seven bütün dostların yardımcı olması lazım. Teşvik etmesi lazım. Yani ozan geleneği sizce hani Mahsuni de vefat ettikten sonra öldü mü, sürüyor mu, ne durumda, siz ne gözlemliyorsunuz? Şimdi vallahi ben sınava girdiğimde, sınav dedim yani bilmiyorum, abarttım büyüttüğüm falan da yok konuyu da, normalde evet. En orada kazanıyorsun, hakkını verirler. 7 kişi vardı Türkiye çapında. Yani ozan dalında 7 kişi kazandı o sene. Yani ozanlığı hak etti diyelim. Düşünüyorum 7 kişi çok az. Eski şey yok. Artık neden bilemiyorum. Yani toplum farklı bir kültüre mi yöneliyor onu da biliyorum. Ama türküleri de seven çok insan var. Bundan fark ediyorum. Var. Ben, evet, halen Türk halk müziğine bir ilgi var. Aslında evet. Yani ozan geleneği de çok özel. Bu ülkenin, bu toprakların özel bir geleneği. Yani sizin gibi ozanların yaşatması da çok hoş. Şimdi Bülent Engin'in bize selamları var. İyi yayınlar diliyorlar. Teşekkür ediyoruz izlediği için biz de. Şimdi bir türkü daha alalım mı sizden Müslüm Bey? Evet. Şey okuyorum bak, ben genelde rahmetli olmuş, anmış insanları anmayı seviyorum.
Onlara değer veriyorum o insanlar. Kulduran rahmetli oldu. Gerçekten güzel eserleri var. Tamam. İnsan onun bir eserini okumak istiyorum. Tabii dinleriz. Evet. Yanağından yanım sola dönük, yatağım sağında. Firdevsin alada, Kızılren bağında. Sana benzemeyen gül olmaz olsun. Firdevsin alada, Kızılren bağında. Sana benzemeyen gül olmaz olsun. Yılda iki bayram gözüme görün. Hasretine dayanamam, ölürüm. Sarı saçı sırmayına örgülüm. Varsın sensiz geçen yıl olmaz olsun. Sarı saçı sırmayına örgülüm. Varsın sensiz geçen yıl olmaz olsun. Dağladım sinemi göz göre göre. Bir günün içinde yandım bin kere. Çunacağım yoktu, çundurdun ele. Elde senin gibi yar olmaz olsun. Ettin kulduranı derde müptela. Açtın şu başıma bin türlü bela. Yetmeye muradın kız yarına kala. Her dem iki yakan bir olmaz olsun. Yetmeye muradın kız yarına kalır. Her dem iki yakan bir olmaz olsun. Adınıza sağlık. Bu türküyü bizim dernek başkanımız Mehmet Mustafa Engin sever. Ona armağanımız olsun. Bu arada Mehmet Çabuk Bey'in size selamları var. Aleykümselam. Değerli dostumdur o. Merhabalar dileyelim. Suçluyum türküsünü istiyor eğer repertuarınızda varsa. Olmaz mı Suçluyum? Çok tutuldu gibi ya. Televizyon ekranlarında da okunuyor yani böyle. Vallahi ben de şaşırdım. Bu türkü niye tutuldu? Demek ki tutuldu mu tutuluyor. Tutuluyor. Seviyor demek ki. Yani... Ayrıca bu türküyü demin arkadaşın ismini geçtin. Neydi? Mehmet Mustafa Engin mi? Dernek başkanımız mı diyorsun? Bülent Engin. Engin. Kızının doğum günüymüş. He. Kızının Elif ismi. Evet. Elif Engin'e armağan edelim. Onun doğum günüymüş. Ha, çok iyi. Evet, armağan edelim bu türküyü. Tamam. Peki dinleyelim. Evet. O zaman dinleyelim onu sizden biz. Evet abi dur.
Kaldım tek başımayım. Sebep olan sevdalarım suçluyum. Çok uğraştım ama anlatamadım. Seni yüreğimden sevdim, suçluyum, suçluyum, suçluyum. Seni yüreğimden sevdim, suçluyum, suçluyum, suçluyum. Sevda bir acıdır, öyle ne sandın? Neyine güvendin, neyine kandın? Boşuna uğraştın, boşuna yandın. İstemeden üzdüm seni, suçluyum, suçluyum, suçluyum. İstemeden üzdüm seni, suçluyum, suçluyum, suçluyum. Daha elim demedi ki eline. Dokunmadım dalındaki gülüne. Ne olur kızma bizim deli Müslüme. Yüreğimi sana verdim, suçluyum, suçluyum, suçluyum. Yüreğimi sana verdim, suçluyum, suçluyum, suçluyum. Evet. Ağzınıza sağlık. Bu türkünün sözü veya bestesi kim, size mi ait? Nedir? Bir bu türküye ait bana. Sözü de size ait, bestesi de size ait. Evet. Ağzınıza, yüreğinize sağlık. Şimdi Ali Anıl bizi dinliyor, izliyormuş. Selamları var. Teşekkür ediyoruz. Ben de teşekkür ediyorum. Mehmet Çakmakçı bizi dinliyor, izliyor. Ağzına, yüreğine sağlık Ozan'ın diyor. Teşekkür ediyoruz. O zaman biliyorsunuz önümüzdeki günler Babalar Günü. Bir türküde Babalar Günü'nü armağan edelim mi babalara? Tüm babalara bir armağanımız olsun. Babalar Günü'nü armağan edelim diyorsun. Evet, edelim. Evet. Güzel bir türkü dinleyelim yine sizden. Benim babam rahmetli oldu. Başına sağ olsun. Gerçekten ölünce daha çok değeri anlaşılıyormuş. Ben bunu anladım yani. Gerçekten babamın üzerine yazdığım bir eserim var. Duygulanarak yazdım bu türküyü. Ben bunu armağan edeyim. En güzeli bu zaten. Thank you.
yıllarım geçtikçe hasretim artar. Seni çok özledim, inan ki baba. Hele bana kızı bakıl verişi. Çok dara düşünce ararım bak. Hele bana kızı akıl verişim. Çok zora düşünce ararım bak. Seni çok özledim, inan ki bak. Bazen aklım gider geçmişe düne. Bağırsan çağırsan kızsaydın gene. Seni çok üzdüğüm kırdığım güne. İnan ki çok üzgün pişmanım baba. Seni çok üzdüğüm kırdığım güne. İnan ki çok üzgün pişmanım baba. Müslümanım geldim mezar taşına. Görsen dayanmazdım babam gözüm yaşına. Şimdi kalkıp gelsen ne olur ne olur benim karşıma. Sana bir sarılır öperdim bana. Şimdi kalkıp gelsen ne olur benim karşıma. Kollarım boynuna sarardım bana. Seni çok özledim, inan ki bana. Evet, ağzınıza yüreğinize sağlık. Şimdi Mehmet Çabuk yine bizden Argovan'a doğru ağlar bir gelin istemiş. Eğer repertuarınızda varsa. Bir de bizi Malatya Argovan Brik Yoncalı Köyü'nden izleyen Hıdır Sevin bir tane uzun hava istemiş. Repertuarınızda artık varsa bunlardan da birer tane alalım. Üstünde. Okuyacağım. Pardon. Yolunda yarı gördüm, saçlarına da beli gördüm. Merak ettin de nazlı gülümü, dün gece rüyamda gördüm. Dün gece rüyamda gördüm. Merak ettim
de güzel yarım. Dün gece rüyamda gördüm. Dün gece rüyamda gördüm. Suya gider kıyam kıyam. Yar ben sana da nasıl doyam. Babam verdi de söz kesildi. Mümkün yok nasıl cayam. İmkanı yok nasıl cayam. Adam verdi de söz kesildi. İmkanı yok nasıl cayam. Yar ben sana da nasıl gelirim. Suyun doldurur sitileye. Verme beni de dilden dileye. Senin bana kastın mı var? Öldürürsün bile bile. Öldürürsün de bile bile. Senin bana da kastın mı var? Öldürürsün bile bile. Öldürürsün de bile bile. Evet dostum, bir türkü daha. Elinize, ağzınıza sağlık. Teşekkür ediyoruz. Peki, şimdi Kültür Bakanlığı'ndan söz açmışken yine bir soru soracağım. Kültür Bakanlığı'nın Türk Halk Müziği sanatçılarına veya Türk Halk Müziği'ne destekleri nasıl sizce? Vallahi geçen telefon açtılar Mersin'den. Hı-hı. İstanbul'dayım şu anda da, burada da ev aldık. Dedi ki, işte benim TRT'den güncellemem yaptı. Biz programı açarsak, program yaparsak TRT sanatçısı gibi bilemiyorum ücret karşılığı programımıza katılabilir misin dedi. Vallahi ben dedim Mersin'de olursam katılırım ama İstanbul uzak gelip gitmek şu an İstanbul'dayım dedim. Mersin'de olun zaten şu anda olmak korona morona olayı var ya dedi. Evet. Katılır mısın? Katılırım herhalde. Yani bazen böyle ozanlık, sanatçılık, aşıklık durumlarını herhalde çağırabilirlerse belki çağırırlar. Ama şu katkısı var bana, Almanya'ya falan gittiğinde vizeyi, zaten ben yeşil pasaportluyum da, vizeyi daha da uzatabiliyormuşsun. Mesela 3 aysa 6 ay oluyormuş sanatçı olduğun için. Bazı imkanları var yani, yok değil. Daha, önemli olan sanatçı, ozansan ozansındır ya, zaten illa kağıt belge gerekmiyor. Ama resmiyette öyle oluyor bazen. Belediyeler mesela şeye çağırıyor, festivallere falan. Sanatçı Kültür Bakanlığı belgeli olman gerekiyor. Onlar ödeme ücret alıyorlar ya Kültür Bakanlığı'ndan. Evet. Yardım alıyorlar işte festival, müzik düzenliyorum diye. O şekilde gerekiyormuş. Anladım. Peki. Gülağ Karaer bize selamlar iletmiş. İyi yayınlar diliyor. Sağ olsun. Şimdi bir türkü daha alalım mı sizden repertuarında? Bir türkü daha alalım, sorun değil de zaten şey. Tamam. Buradaki ben buradan takip ediyorum ama siz benim sayfamı büyük ihtimalle buraya eklememişsiniz ve hatta gelmemiş. Hiç kimseyi ben göremiyorum. Yani oraya eklendiği zaman ne bileyim artık farklı bir şey ya. Yok değil mi, öyle bir durum yok herhalde, onlar beni göremiyor. Hiç kimse göremiyor. Şöyle Müslüm Bey, şimdi bu sorunuzu Ozan Bey şimdi bana cevaplayacak. Ben size söylerim, o büyük bir ihtimal Face'de yayınladı diye ben biliyorum. Şu anda canlı yayınlanıyorsunuz. Argument sitesinde yayınlanıyorsunuz şu anda. Face'den de yani kendi sayfanızdan da yayınlandığınızı düşünüyorum. Şimdi Ozan onu bize birazdan cevabını verir. Ben buradaki mesela yazanları falan göreyim de mesela aynı yerde kalmışlar. Ayrı bir konu. Ayrı, ben ona bir şey yaptım dediğim yok da. Yani sanki yani o bilmiyorum ama
herhalde iletişim ya da farklı bir yerden o izliyorlar. Ona bir şey diyemem. Giden yolculara yol mu dayanır, dayanır. Esen rüzgarlara kar mı dayanır, dayanır. Arguvan değil ki gidem de gelem, yar gelem. Şu soyka yollara kacan mı dayanır. Şu brik değil ki gidem de gelem, yar gelem. Şu soyka yollara can mı dayanır. Kurban olam gözlerin içine, içine. Seni bana vermeyiler suçum ne, suçum ne. El ele vererek de buradan gidek, yar gidek. Biz sığmadıklar mekanın içine. El ele vererek de buradan gidek, yar gidek. Biz sığmadık harbuvanın içine. Beline bağlamış beyaz önlüğü, önlüğü. Edemedim kurban yarın gönlünü, gönlünü. Duydum yar başkasına vermişler, vermişler. Yakar yıkarım da ben bu düğünü. Duydum yarı başkasına vermişler, vermişler. Yakar yıkarım da ben bu düğünü. Ağzınıza yüreğinize sağlık. Sağ olun. Şimdi, teşekkür ederim değerli dost. Sağ ol, var ol. Şimdi tabii şunu öğrendik. Yani sizin bayağı bir söz yazarlığınız var. Besteleriniz var. Söylediğiniz türküler. Mesela bu türkü sizin söz yazarınız veya besteniz var mı? Onları evet, belirtirseniz iyi olur. Söylerken. Bu Arguvan türküleri bunlar. Arguvan türküleri. Tamam. Benim söylediğim türkülerin hepsine sonunda ismi mutlaka vardır yani. Tamam. Peki. Kendi söz yazarlığını yaptığınız, bestelerini yaptığınız türkülerin telif haklarını koruyabiliyor musunuz? Orada bir sorun var mı? Mesela Suçluyorum türküsü televizyonlarda söyleniyor dediniz. Evet, evet. Program yapanlar da söylüyorum. Ben takip ettim. Şey diyeceğim, TED'de dokundu. Ben bunu araştırdım, bazı kayıtları notere gittim, sordum. Ya bunları ben de yani yanlış anlamayın, ben günlük türkü yazarım. Yani esti kafam yazarım, ben öyle bir şeyim var. Hangi birine ben bunların parayı yetiştireyim de noterde. Meğerse işi öğrendim ben. Şimdi notere gittim, dedim ki ben dedim bir türküyü okumuşum. Aslında benim bir türküm müziğini çalmış, başka bir türküde okudular yani. 10 sene önce öyle okuduğum bir türküde boşuna diye bir türkümü. Müziğini aynen başka bir şeyde kullanmışlar, ayrı konu da. Dedim ki 5 sene önce ben bir türküyü okumuşum müziğiyle beraber. Şimdi bunun müziğini almış veyahut da sözlerini almış başkası bugün okursa, yani benim noter bir şeyim de yok, bir şey davalar mıyım deyince, artık dedi teknoloji çok değişti. 5 sene önce okuduğum bir türkünün müziği eğer aynısını okuyorsa bunu alamaz. O onun ispatıymış. Bak kardeşim, şu tarihte ben bunu okumuşum, sen bunu alamazsın. Alamıyormuş, tamam mı? Yani noter olmuş artık. YouTube facia noter olmuş. Sosyal medyadan yürüyerek ispatlayabiliyorsunuz sizin türkünüz, sizin sözünüz veya sizin besteniz olduğunu. Evet. Şu anda bile mesela biri benim türkümü okuyor, kendi adını vermiş. Adamı şikayet ettiğin anda benim eser dediğim zaman ki kaydım yok,
noter kaydım yok. Hemen adamı kestiler. Hemen durdurdular da ihtar verdiler. Anlıyorum. Yani peki, geçerliymiş o türkü okundu. Benden önce okuduysan kabul diyormuş. Benden önce okudun mu türkü yok. Sen benden sonra okumuşsan bu türküden almışsın okumuşsun anlamı çıkıyormuş. Çok iyi. Onun için rahatladım. Bir de burada Messam vardı. Bu koronavirüs var. Beni bir sanatçı Ozan arkadaş vardı. Ozan Çağlay. O beni götürecekti. Orada zaten bellik Türklerlik veriyor musun oraya? Kaydediyor musun? Ki ederlerse sen onaylısın diyor zaten. Oradan zaten birileri okuduğu zaman ondan telif hakkı da alıyorlarmış falan. Ha, YouTube'dan Mesam, falan da geliyor bu arada bazı Türklerden dolayı. Evet. Messam bu konuda zaten tek yetkili bildiğim kadarıyla. Bence de Messam'la ilişkiye geçmeniz önemli yani. Gerekiyor da şu anda iyi sorma. Bu korona yüzden hiçbir yere çıkamadık. Evet. Gitmeyi de düşünüyorum. Bakın ya belki haftaya gideceğim yani. Oraya gitmem evet lazım. Evet. Ne gerekiyor? Evet. Yapmam lazım. Çünkü çok eserlerim var benim. Çok türklerim var. Evet. Yani evet, insanlar şaşırıyor. Bu kadar türkü. Ya kendi kendime söylemişim, yazmışım. Kalmış türküler. Peki. Bir türkü evet daha alalım mı? Müslüm Bey, bir türkü daha alalım. Evet abi. Bir tane daha alalım. Yine bir şeyimiz. Yine bizim köylümüzün Ekberi Gülbaş'ın bir türküsünü okuyacağım. Tamam. O da bizim şairi. Güzel bir şey. Deli gönül hangi dala konarsın, ölüm konarsın. Senin tutunacak dalın mı kaldı, dalın mı kaldı? Ahu feryat ile niye yanarsın, ölüm yanarsın. Senin ah çekecek halın mı kaldı, halın mı kaldı? Senin ah çekecek halın mı kaldı, halın mı kaldı? Yerin yok, yurdun yok, nerede kalırsın, ölüm kalırsın. Her yüze güleni dost mu sanırsın, ölüm sanırsın. Bunca derdi sen üstüne alırsın, ölüm alırsın. Senin dert çekmeye halın mı kaldı, halın mı kaldı? Senin dert çekmeye halın mı kaldı, halın mı kaldı? Ataşlara yanan ey dertli Ekber, ey dertli Ekber. Bu dünyanın sonu yalanmış meğer, yalanmış meğer. Bir yarım vardı aldı ya derler, aldı ya derler. Candan başka senin varın mı kaldı, varın mı kaldı? Candan başka senin varın mı kaldı, varın mı kaldı?
Evet dostum, bu da bizim Arap yöresinin şairinin türküsü. Ağzınıza yüreğinize sağlık Müslüm Bey. Teşekkür ederim, çok çok sağ olun dostum. Tabii burada önemli olan şey şu, sizin de belirttiğiniz gibi söz yazmak, üretmek. Hani böyle derler ya, ilham nasıl geliyor, nereden esinleniyorsunuz, ne oluyor da siz yazıyorsunuz, başkası niye üretemiyor? Yani siz nasıl başarıyorsunuz bu kadar çok söz yazmayı, bir de üstüne onun bestelemeyi? Şimdi Coşkun kardeş, ben bir yerde bir programda izledim. Yani böyle önemli profesörleri falan, bilim adamları falan tartışıp konuşuyorlardı. Bir adam vardır diyor, kütüphaneler dolusu kitap okur. Profesör, ya dünyayı yutmuş ama bir kıta şiir yazamazmış. Bu insana doğuştan var olan bir yetenekmiş. Bu gerçek. Doğuştan var olan bir yetenek. Hayal gücüyle alakalı herhalde. Mesela ben beynimde yarattırdım, şuraya bir türkü yazayım diyorum, içimden geliyor. İnanır mısın? Arka arkaya kelimeler birbirini arka arkaya tamamlıyor. Ben de şaşıyorum. Yani o türküyü o baştan sona aynı konuyu işlemek farklı bir şey ama yani o her zaman olmuyor. Bazen böyle günü ve saati önemli. Müzik için de geçerli. Birden güzel bir melodi geliyor ya, bazen her zaman gelmiyor. Birden güzel bir melodiyle tutturabiliyorsan gidiyor işte. Bu herkes yapamıyor yani. Bu farklı bir şey. Evet yani herkes de yok. Yani hani 70'li yıllarda mesela Garo Mafyan böyle çok beste söz yazarı, Çiğdem Talu filan. Herkes de olmuyor bu. O nedenle bu çok önemli bir yetenek, çok önemli bir şans bu sizin için. Bir türkü daha alalım mı sizden Müslüm Bey şimdi? Evet. Bir Arguvan için yazdığım bir türküm var benim aslında. Tamam. Tamam. Çok diyarlar gezdim, çok insan gördüm. Sen başkasın benim canım Arguvan. Dünyayı dolaşsam bulunmaz eşim. İnsanların gurur duysun Arguvan, 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 Arguvan. İnsanların gurur duyar Arguvan, Arguvan, Arguvan. Bir atması aşiretin yuvası. Merd olur insanı serin havası. Abbas'ı Gamber'i Veli Ali'si. Erenler yurdudur güzel Arguvan, Arguvan, yüreğinde sevki insanın hası. Derdini anlatsın der hele sazı. Kurulursa bir de çilingir sofrası.
Türkülerin coşar senin Arguvar, 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 Müslüm'ü de Arguvan'ın yavrusu, güzel ellerinden çavuş köylüsü. Akamanla başlar şanlı türküsü. Türkünle bin yaşa güzel Arguvan, 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 Arguvan. Elinize yüreğinize sağlık yine Müslüm Bey, çok güzeldi. Bir şey soracağım. Şimdi Arguvan niye böyle, hani türkü diyarı, insanlar neredeyse her evde bir ses, insanların neredeyse birçoğunun sesi güzel. Hatta Arguvan'ın tek bir festivali var, adı Türkü Festivali. Yani niye türkü Arguvan'da böyle çok seviliyor, popüler, patlamış, sizin düşünceniz nedir? Şimdi ezgin bir ilçe. İnsanları ezgin. Zaten genelde biz yaşımız ileri itibariyle biz eskileri bildiğimiz için soyutlanmış. Yani ben genç çocukluğumda okulda Atatürk Lisesi'nde birisine gidip Arguvanlıyım dediğim için dayak yediğimi hatırlıyorum. İnanır mısın? Ondan sonra sakladım. Arguvanlı olduğumu sakladım ama bir yolla işte kimliğinde falan yazıyordu. İstediği kimliğine de yazmasın. Bu kadar da bir şey yaptık yani. Etkilendik ya insanlar. Dışlanıyorsun. Böyle bir durum. Yani ezgin bir toplum. Hep ezilmiş derler ya, ezgin bir toplum. Ya biraz da yüreğe yanık. Dikkat ediyorum da bir oynak havası, bir oynak türküsü yoktur. Ya diyorlar hep böyle acıklı mı söyleyeceksin? Ya yok arkadaş, bizim yörede böyle türküler yok. Yani böyle ne bileyim derdini anlatmış, sorundu. Ama güzel türküler, ama gırtlaktan okunuyor türkü. Yani o Arguvan gırtlağı çok önemli. Bazıları böyle çıkıyor ya Arguvan söylüyorum. Asla söylemiyor. Tamam, Arguvan türküsünü bozuyorlar. Akaman dedi mi gırtlaktan okuması lazım. Yok. Çokları da bozuyor. İnan Arguvan öz türküsünü bozuyorlar. Ya ne bileyim işte. Ne diyeyim işte. O kültür kulaktan alıyorsun ya. Çocukluğumda aldım. Ben Arguvan'da büyümedim. Arguvan doğru bilmem dedim ya. Herkes tanırlar. Beni pek tanımazlar diye düşünüyorum ama bazen hayran şeyine bakınca bayağı bir Arguvanlı olduğunu gördüm ya. Anladım. Peki. Bir türkü daha alalım mı sizden? Evet. Bir türkü daha alalım. Bir tane ozanımızdan bir türkü okuyalım. Tamam. Ozanımız derken şu türkü de güzel. Şeyda bülbül nevi tersim orada, gülüne mi küstün yar yar, bana mı küstün? Yuvan mı dağıldı, kaldın arada, dalına mı küstün yar yar, bana mı küstün, bana mı küstün? Yuvan mı dağıldı, kaldın arada, dalına mı küstün yar yar, bana mı küstün, bana mı küstün? Gülün mü kurudu, derdin ne senin? Çok mu sarpa sardı, kısacık yolun? Her ha
kral uçamamış, kırmış kanadın, koluna mı küstün yar yar, bana mı küstün, bana mı küstün, koluna mı küstün yar yar, bana mı küstün. Dost bağının çiçeğine gülüne, yine baykuş konmuş her bir dalına. Yusuf nazar eder güzel dostuma, aleme mi küstün yar yar, bana mı küstün, bana mı küstün, aleme mi küstün yar yar, bana mı küstün. Elinize yüreğinize sağlık. Sağ olasın, teşekkür ediyorum. Ali Aydar Karaçam da programımızı izliyor. Bize selamlar iletmiş. Teşekkür ediyoruz kendisine. Sağ olasın, teşekkür ediyoruz. Sağ olasın. Ben şimdi demin ki konuşmanızda aklıma şöyle bir şey geldi. Yani Divriğli arkadaşlarımız da var, tabii Tunceli'den arkadaşlarımız da var. Yani Arguvan'a yakın yöreler de sanki bizim türkülerle etkileşim içindeler. Bazı Divriği türküleri veya diğer yöre bize sınır ilçe türkülerini ben Arguvan türkülerinden çok ayıramıyorum. Böyle bir etkileşim var mı sizce de? Şimdi Çamşıkı ağzı diyor. Abdullah Papur bazen Arguvan türkülerinden gidiyordu. Bak burada da yakında komşusu benim onun oğlu. Gerçekten Divri yöresi bazı yöreler bizim Arguvan ağzına gidiyor. Kültürel olarak tabii ki etkileniyor. Yani böyle farklı bir şey. Bak ben bir şey daha söyleyeyim sana. Ben bu Kayseri'de bir Karözü diye bir belde var. Bir sene oraya gittim ben. 8-10 sene önce bitti. 30 gün falan kaldım. Adamlar diyor ki kitap da basmışlar. Biz Malatya yöresinden işte bu Karaca'dan işte Hekimhan'dan falan geçmişler, göçmüşler oraya, tamam mı? Emin olun oranın kültürü hala gittim. Bir kısım kültürü orada duruyor. Yani bizim kültürleri çok seviyorlar. Ama içinde özünde var ya. Mesela kaleden kaleye taş ben olaydım düğünlerde söylenen bir türkü var. Evet. Bilmiyorum. Orada evet, aynen evet. Bir numaralı türkü. Bütün düğünlerde okunuyor. Yani aynı kültür. Ta Kayseri'nin oraya gitmiş. Başka evet. Yerde yok. Farklı bir şey. Anlıyorum. Peki. Bir türkü daha alalım mı sizden Müslüm Bey? Alalım abi. Vallahi izleyicileri ben burada tamamen göremediğim için bir şey diyemem. Büyük ihtimalle Arguvanlı olmaları gerekir diye düşünüyorum. Arguvan'a evet. Şu gedikten aşırdılar yolumu. Şu gedikten aşırdılar yolumu. Dağlar neydem neydem aman. Asker idim bağladılar kolumu, kolumu yar kolumu, ben ölem yar kolumu. Komadılar aylar geçe yıl geçe, komadılar aylar geçe yıl geçe. Dağlar neydem neydem aman aman. Arguvan'dan istediler yarimi, yarimi yar yarimi, ben ölem yar yarimi. Şu brikten istediler yarimi, yarimi yar yarimi, ben ölem yar yarimi. Geldi geçti kapımızdan harına,
Geldi geçti kapımızdan harman, dağlar neydem neydem aman aman. İçti soğuk suyu aldı terine, terine yar terine, ben ölem yar terine. Hastalandım yataklarda yatarım, hastalandım yataklarda yatarım, dağlar neydem neydem aman. Yanıma gelmedin çürük narına, narına yar narına, ben ölem yar narına. Yanıma gelmedin çürük narına, narına yar narına, ben ölem yar narına. Arman Türkleri güzel be. Ya hem güzel hem dertli, yani gerçekten seven ve anlayan, böyle onunla gönül bağı kuran insanlar için güzel bir müzik ziyafeti oluyor bence şu anda. Evet. Bak ne diyor biliyor musun Üstad? Anlamak lazım. Şu gedikten aşırdılar yolumu, askere gitmiş, tamam, bağlanmışlar. Askerle bağlanıyor, eskiden böyleydi. Evet. Askerden gelmeden evlilik yok. Koymamışlar daha askerlik bitsin de, ama istediği sevdiği kızı da almışlar yani. Başkasına vermişler. Bir insana ne kadar koyar? Bak ancak böyle anlatılır bir sevda, bir aşk. Bence de çok güzel. Hem sözleri güzel anlatmış, hem beste güzel olmuş. Dertli böyle güzel bir beste olmuş. Evet. Hasan Hüseyin Çabuk bizi Mudanya'dan izliyor, dinliyor. İyi yayınlar dilemiş. Teşekkür ediyoruz kendisine. Demin şeyden bahsettik, böyle adı geçti Papur. Abdullah Papur. Böyle Papur veya Masuni veya başka büyük ozanlardan var mı? Bir türkü de onlardan alalım mı Müslüm Bey? Var mı repertuarda? Hay hay. Ya, Coşkun kardeş. Yani biz bazen diyor ya işte, benim hanım bana kızı. Ya kendini övme falan diyor ya. Güzel. Şimdi şöyle bir şey. Ben iddia ediyorum, yetmiyorum da yani meydanda okulum. Binlerce repertuar olan diye müzik kulağımız var bizim. Biz eski olduğumuzdan biz bunlarla bunlar Maksuniler mesela, ben eski Maksuni bütün Türklerini okurum. Şeyde de dedim, o sınavda da dedim, adam güldü, gerçek mi dedim, gerçek ya. Bir tane tellendirdim hayret. Yani kulak hep onu almış. Ya yani yanlış anlama ama eleştirmiyorum da. Hani iki tane türkü öğreniyorlar ya, stüdyo kayıtları, böyle para da var, kayıt mayıt yapıyor, albüm çıkarıyor, sisti ya, arkası ayağıza, başka yok. Yok yani öyle değil. Ne türkü dersen buyur kardeşim, hani okunur. Madem öyle okuyacaksın kardeşim, değil mi? Hani kulak önemli, duymak, dinlemek. Aşağıdan gelir de yarına benzer, saçları turnanın da teline benzer. Benden başkasına da sakın görünme, çok güzelsin de gülüm dokunur nazım. Benden başkasına da sakın dokunma, çok güzelsin de gülüm dokunur nazım. Yar aramızda da bir bozan var, sizin köyde mi yoksa bizim köyde mi? Yar aramızda da bir giren var, sizin köyde mi yoksa bizim köyde mi? Sizin uzan kavak uzan dalın olmasın, yarın güzel olsun da neyden malım olmasın. Beni yardan yarı benden ayıran,
dilerim Allah'tan yüzü gülmesin. Beni yardan yar benden ayıran, dilerim Allah'tan yüzü gülmesin. Yar aramıza da bir giren var sizin köyde mi, yoksa bizim köyde mi? Yar aramızı da bir bozan var sizin köyde mi, yoksa bizim köyde mi? Sizin köyde mi? Sarı yorganımı da aldım yolcuyum, ölem ölem yolcuyum. Divriği de mesken tutak bir vakit, ölem ölem bir vakit, ölem ölem bir vakit. Türkümüz seslensin dertli dillerin, ölem ölem dillerin. Şu paprada demem olur bir vakit, ölem ölem bir vakit, ölem ölem bir vakit. Şu paprada demem olur bir vakit, ölem ölem bir vakit, ölem ölem bir vakit. Teşekkür ederiz Müslüm Bey. Ben şimdi sayenizde papuru da andık. Şöyle bir kısa bir şey anlatacağım. Ben de doğma büyüme İstanbulluyum ama yazları köye giderdik. Hangi eve gitsek muhakkak bir papur kasetini dinlenir ve muhakkak bir papur türküsü. Hangi eve gitsek köyde. Ben Abdullah Papur'u öyle tanıdım. Gerçekten de tabii daha sonra büyüdükçe de anladık ne kadar büyük bir odan olduğunu, ne kadar iyi bir odan olduğunu. Şimdi Bedi Engin bizden Fırat kenarında Esvap Yumuşlar türküsünü istiyor. Murat Sayın da iyi yayınlar dilemiş bize. Garipçe türküsünü istiyor eğer repertuarınızda varsa. Garipçe dediği Aşık Gül abinin mi olması lazım diyor. Şey belirtmemiş, öyle bir şey belirtmemiş. Garipçe, öter garipçe o var. Yol üstüne bir gül diktim, öter garipçe. Yol üstüne bir gül diktim, öter garipçe. Dalına da bir kuş konmay, öter garipçe. Dalına da bir kuş konmay, öter garipçe. Geldi geçti gençlik çağı, duman aldı karşı dağı. Geldi geçti gençlik çağı, duman aldı karşı dağı. Gözümde baba ocağı, tüter garipçe. Gözümde baba ocağı, tüter garipçe. Gel gül abi yorgun düşün, yaşım buldu 65'i. Gel gül abi yorgun düşün, yaşım buldu 65'i. Gönül bir akşam güneşi, batar garipçe.
gönül bir akşam güneşi, batar garipçe garipçe. Evet, sanırım dediği türkü bu olması lazım. Garipçe garipçe ise o da Gül abi seviyor benim gibi. Bu değilse de artık bunu ona armağan edelim. Bu. Evet. Bu. Peki. Peki siz çalışmalarınızı yapıyorsunuz. İstanbul'da yaşıyorsunuz. Mersin'de yaşıyorsunuz. Argoan'a gidip geliyor musunuz? Vallahi Argoan'a eskiden hiç gitmezdim de son senelerde 2-3 senede bir gidiyorum. Bir dayım falan var. Bir uğruyorum. Böyle fazla kaldım. 1-2 gün kalıyorum. Ama dikkatimi çeken şey oldu. Gerçekten beni tanıyanlar çıktı. Şaşırdım. Ben tanımıyorum kimseyi ya. Aa Müslüman abi falan filan. Aa dedim ben bak dinleyen de varmış Argoan'da yani. Ama biraz daha çoğaldı gibi geliyor biraz Argoan göremde. Yani şimdi bilinmiyorsun. Orada da görünmüyorsun. Malatya'da ilişkin yok tamam mı? Ne oluyor? Uzakta kalmış. Ama bu sosyal medya bence dağıtıyor gibi geliyor. Aa, Avrupa falan filan. Avustralya geçin. Avustralya'da bir şey program yaptım ben oradaki. Bir, büyük bir dernek varmış. Yani böyle tanınacağız. Yani bizim imkanlarımız yok. İşte albüm parayı ver falan filan. Yani böyle tanıtım kampanyaya klip milip yapıyorlar ya. Belki yapsam evet. Çok daha çabuk gider yani. Benim sesin iyi olduğunu falan söylüyorlar ama uğraşmıyorum ya. Aslında biraz da hobi. Can sıkıntısına iyi geliyor. Yani bence hem ses hem saz o iyi. Onu bir köşeye koyuyorum ama kendi söz yazmanız, kendi besteniz yani üretim yapmanız bir kere çok farklı ve sizi başka bir yere koyuyor orada. Herkes üretim yapamıyor. Yani ben ne oluyor? İnsanlar gelip sizden söz isteyecek, beste isteyecek ama sesi güzel söyleyecek. Fakat siz hem söz yazıp hem bestesini yapıp hem de söyleyebiliyorsunuz. O çok önemli. Bir türkü daha alalım mı sizden Müslüm Bey? Alalım. Bir tane de yani şimdi bana diyorlar biliyor musun Coşkun Bey? Ya abi hep sevda falan filan böyle türküler de. Ya ben her türkü yapıyorum da bazen okumuyorum tamam mı? Yani bazı türkülerin falan var yani. Dur sana bir tane. Ben şöyle bir şey isterim programımız için Müslüm Bey. İlk defa burada seslendireceğiniz güzel bir türkü isterim yani. Bu ne yaptık biz bu dur. Şu türküyü okumak istiyorum. Biraz sosyal içerikli ama olsun değil mi yani? Olsun. Tabii. Dinleyelim. Ozansınız. Sosyal içerikleri olaylara da mesaj vereceksiniz. Ben de öyle düşünüyorum da ya biraz da insan valla şey çok kötü. Ben mesela İmamoğlu'na bir türkü yazdım. Belki takip etmediniz. 16 bin şu anda bir sayfa okumuşlar. Başkalarını söylemiyorum. 16 bin paylaşım almış. Herhalde İmamoğlu duymuştur diyorum yani. Vallahi korktum, billahi korktum. Ya ben kendimden korkmuyorum. Çoluk çocuktan korkuyorsun gerçekten. Eğer varsa o türküyü de isteriz bizim programda. Bir de biz duyalım bakalım ne yazmışsınız Hüsnü Bey. Ya o çok farklı türkü de onu katmadım buraya. Başka bir zaman. Peki. Yuh olsun diye bir türküm var benim. Hani yuh olsun. Tamam. Milleti kısım kısım ayırıp birbirine katanlara yuh olsun. Doğruyu söyleyen aydın insanı zindanlara atanlara yuh olsun, yuh olsun, yuh olsun. Hapislere koyanlara yuh olsun, yuh olsun, yuh olsun, yuh! Bırakın söylesin herkes sözünü, görelim biz gerçeklerin yüzünü. Ülkesini satan şerefsizini
başımıza tac edene yuh olsun, yuh olsun, yuh olsun. Başımıza tac edene yuh olsun, yuh olsun, yuh olsun. Ne çileler çekti gerçek aydınlar. Dile gelse bir konuşsa zindanlar. Çıkar için sel olmasın bu kanlar. İnsanlığı ezenlere yük olsun, yük olsun, yük olsun. İnsanlığı vuranlara yük olsun, yük olsun, yük olsun. Müslümüyüm devran böyle gitmesin. Zalimlere boyun eğip bükmesin. Birlik olup herkes sesin yükselsin. Sessiz kalıp duymayana yuh olsun, yuh olsun, yuh olsun. Gözlerini bağlayana yuh olsun, yuh olsun, yuh olsun. Kulağını tıkayana yuh olsun, yuh olsun, yuh olsun, yuh. Ağzınıza yüreğinize sağlık yine Müslüm Bey. Tabii hani ozan olup da mesela Mahsuni Şerif olsun, Ali Ekber Çiçek olsun, işte Papur'dan bahsettik, Abdullah Papur olsun. Hepsinin bu tür meselelerde tabii halkın çektiği acılara, sosyal olaylara muhakkak yorumlarını türkülerle söylemişlerdir. Var da. Hatta ben bu türkü Türkiye'nin en uzun ve en barışçı eylemi olan Gezi eyleminde gezicilere de armağan ediyorum. Güzel bir türküydü. Bir türkü daha alalım sizden. Şimdi sırada ne var acaba? Acele etme gönül, sonunu düşün. Bakarsın bu devran ne yana döner. Mazilere dalıp üzülmesen de bakarsın bu devran ne yana döner. Mazilere dalıp üzülmesen de bakarsın bu devran ne yana döner. Kızıltım vefa olur mu elden? İçme suyum olmaz bulanık selden. Seni unutanlar Ali hatırlar birden. Bakarsın bu devran ne anladın? Seni unutanlar Ali hatırlar birden. Bakarsın bu devran ne anladın? Evet dostum, bizim saatimiz gelmedi mi? Bak buradan. Evet yazıyor. Evet, artık yoruldunuz zaten. Yani, 1,5 saate yakın bir programdayız. Evet. Arkadaşlar da meşgul etmeyeyim, akşam saati 2 saati. Şöyle yapalım Müslüm Bey, bize böyle son bir tane daha söyleyin, programı kapatalım. Aynen, katılıyorum. Veya son bir sözünüz varsa söylemek istediğiniz, onu da dinleyelim. Break çok duyduğum bir isim benim, Break. Ama Yoncalı desen çıkaramam, Yoncalı. Break eskiden kalmıyor ya, Break. Evet. Köyün için halkına. Bütün Argumanlılara, beni dinleyen bütün herkese çok çok teşekkür ediyorum. Sağ olsunlar, var olsunlar. İyi program oldu mu bilemiyorum ama ben sesin net gelip gelmediğini daha sonra bakarsam anlarım. Yok, oldu. Bundan yapıyordum, bu şekilde yaptım.
İnşallah memnun kalmışlardır arkadaşlar. Beni hatam varsa kusuruma bakmasınlar. Yapım gereği doğal biriyim. Olduğum gibi neyse anlatıyorum. Hepinize çok çok teşekkür ediyorum dostum. Ben de bir çift laf söyleyeceğim. Mersin Silifke'den de şu anda sizi izliyorlar. İyi yayınlar diliyorlar. Bu olanağı bizi sağlayan Yoncalı Biriköy Derneği Mehmet Mustafa Engin'e, teknikte de bize destek veren Ozan Cansız'a, Hüseyin Sevim'e ben de teşekkürlerimi iletiyorum. Bizi izleyen arkadaşlara, dostlara da çok teşekkür ediyorum. Herkese de buradan iyi akşamlar diliyorum. Teşekkürler. Evet, ben de diliyorum iyi akşamlar. Emin olun Türklerim çok. Burada çok Türk'ü var. Ama hepsi diyebilirim, hepsi. Ama okuyabildiklerimiz bunlardı. Tesadüf önüme çıkan şansımıza geçse ne gelirse okudum. Müslüm Bey, sizi burada dinleyip de seven izleyiciler sizi takip etmek isterse, sizi dinlemek isterse sosyal medya hesabınız var mı? Yani Facebook var mı? YouTube'a baksın, ne yapalım? Arkadaşlara bak, dinleyen arkadaşlara şunu söylüyorum. Benim zaten facem var, dolu. Facebook var, ayrı konu, dolu zaten çok da. Ama ben rica ettiğim konu YouTube'dan takip etmeleri. Ben bilmiyordum, iki tane YouTube'um varmış benim. Ben daha sonra öğrettiler bana. Çok da kalabalık YouTube. Esas ne şifresini biliyorum ne olur. O kendi bağımsız. Müslüm Bozkurt yazıp suçluyum yazsın ki yani aynı siteye kayıt olsunlar. Müslüm Bozkurt suçluyum yazın çıkan sayfaya abone olurlarsa sevinirim. Ben orada tamam. Tweetlerimi hep atıyorum. Maddi olarak biraz katkı sağlamaya başladılar. Hoşuma da gitmiyor değil yani. Öyle böyle tamam. İşte. Yani ona sevinirim. Teşekkür ederim herkese. Zaten Müslüm Bozkurt Google'a yazdığı zaman bilmeyenler çok oluyor. Ben şaşırıyorum. Maşallah türkü deryası. Eserler peki. Çok. Peki. İşte geldim gidiyorum. İşte geldim gidiyorum. Elveda, elveda. Sohbetimiz burada kalsın. Sohbetimiz burada kalsın. Elveda canlar, elveda. Elveda dostlar, elveda. Elveda can. Al şu sazım sende kalsın, paran yoksa helal olsun. Al şu sazım sende kalsın, paran yoksa helal olsun. Tellerim hapsuni çalsın, elveda canlar elveda. Elveda dostlar elveda. Elveda can. Evet, herkese elveda. Herkese tekrardan teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. Hepinize iyi akşamlar dostlar. Biz de teşekkür ediyoruz. Herkese iyi akşamlar diliyoruz. Teşekkürler. Sağ olun. Ben mi kapattım?